Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir mantık dersimizde tekrar birlikteyiz. Bugün bir bölüm tamamlayacağız. Yeni bir bölüme başlayacağız. Önümüzdeki derste inşallah. Bölümümüzün konusu son derece önemli. Hemen ekran paylaşarak bölümümüzü bir görelim. Onun üzerinden devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere bu geldiğimiz bölüm tanım ve tarif konusu içerisinde mantıkçıların kiminin yer verdiği, kiminin yer vermediği, bizim müellifimizin de yer verdiği ama önemli ölçüde gerçekten yer verdiği bir konuya değineceğiz. El-Kismetu bölümümüzün adı gördüğünüz üzere taksimdir. Evet, bölüm adımız taksim. Yani parçalarını ayırmak, bir bütünü parçalarına ayırmak. Bir mantık konusu olarak ve aynı zamanda tanım ve tarifin içinde bir ek, mülhak bir konu olması bakımından son derece önemli bir konu. Benim de önemsediğim bir konu. Birazdan tahta açarak derse önce tahtada yapacağım izahlardan sonra konuyu, metni okumaya başlayacağım. Orada yapacağım izahlarla da göreceksiniz ki sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler, gerçekten bu konu son derece önemli. Özellikle Müslüman mantıkçılardan Farabi başta olmak üzere İbn Sina gibi eserlerinde kısmen yer verip önemine dikkat çektikleri bir konu bu. Doğrudan Aristotelesçi Meşai gelenek mantıkçılarında çok vurgulanmayan, hatta konu edilmeyen taksim meselesi bizim geleneğimizde özellikle ulumu İslamiye konusunda önem arz etmiştir. Önem arz etmesinin öneminin de üzerinde birazdan durmaya çalışacağım. Dolayısıyla gerçekten son derece önemli bir konuyu burada ele alacağız. Her ne kadar mantık bakımından bu konu bir tarif konusu olmasa da, her ne kadar tarife ilişkin yaklaşımlarımızda taksim bize sağlıklı bir tanım ve tarif vermese de yararlı olduğu, semeredar olduğu konusu hemen hemen tüm İslam üleması, özellikle mantıkçıları kastediyorum ve ulumi İslamiye ile meşgul olanlardan da mantık ilmiyle iştigal edenleri dahil ederek söylüyorum. Önemi yadsınmayacak son derece muteber ve önemli bir konuyu bugün ele alacağız. O halde müsaade ederseniz şimdi tahtamıza geçelim. Konuyu bir kaba hatlarıyla anlayalım. Sonra bu konu üzerinden müellifin hazırladığı metni okuyup metni değerlendirmeye çalışalım. Değerli arkadaşlar, özellikle akademisyen olmak isteyenlerin, akademik hayata başlamış ya da başlamak üzere olacakların dikkatlice dinlemeleri gereken bir konu bu. Çünkü hiçbir akademik yazı, küçük olanından büyük olanına kadar, makale olanından kitap olanına kadar hiçbir akademik yazı taksim konusu bilinmeden doğru düzgün yazılamaz. Onun için taksim son derece önemlidir. Örneğin bir kitap yazdığımızı düşünelim. Bir kitap yazıyoruz. Kitabımızın bir başlığı var. Kitap ne üzerine olsun? Örneğin mantık ilmi diye bir kitap yazdık. Bir kitap yazacağız. Mantık ilmi. Bakın. Şimdi bu mantık ilmi kitabımızın başlığıdır. Başlık mantık ilmi. Bir başlık koyduk. Sonra biz bu mantık ilmini birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye bölümlere ayırdık. Bakın, ad üstünde böldük, bölüm. Taksim işte. Taksim yaptık, böldük. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Şimdi neden bir kitabın başlığını kitap olarak yazacak olduğumuzda onu üç bölüme, bu nokta nokta
İstediğiniz kadar bölüme ayırabilirsiniz. Bu tamamen yazarın kendi zihinsel hazırlığına bağlı olarak gerçekleşecek bir durumdur. Fakat bizim burada mantık içinde değerlendirdiğimiz taksim konusunun son derece iyi anlaşılabilmesi için bazı hususları burada dile getirmemiz ve göstermemiz gerekiyor. Birincisi, şimdi kitabımızın başlığı mantık ilmi bölümlenecek olan başlıktır. Yani böleceğimiz başlık bu. Öyleyse bunun adı maksemdir. Arapçasını yazalım. Maksemun. Yani bölünendir. Bölünecek onlar. Bölünen. Neden bölüyoruz? Çünkü bir bütün halinde bu başlığı anlatma şansımız yok. Biz mantıkçıların genel olarak adet edindikleri üzere konuyu ele alacak olursak, başlığımız mantık ilmi. İşleyeceğimiz konu bu. Ama birinci konu lafızlar. Bakın, ayırt ettik. Lafızlar. İkinci konu külliler. Üçüncü konu tanım. Tarif. Dördüncü konu, değil mi? İşte geleceğiz. Dördüncü bölüm. Önermeler. Böldük. Ve dikkat buyurunuz. Burada son derece önemli bir şey var. Bir bütünü, yani maksemi kısımlarına ayırmaya kalkıştığımızda, onu böldüğümüzde her bir bölüm, şu bölümler, her bir bölüm aralarında bir mübayenet olacak. Mübayenet şartı. Birazdan metinde okuyacağız bunu. Yani bu bölümler farklılık içerecek. Bu bölümler farklılık içerecek. Ve dolayısıyla aynı şeyden, mesela bölüm 1 lafızlar, bölüm 2 lafızlar olmaz mı? Bölüm 3 lafızlar olmaz. Bölümlerin başlıkları farklı olmak zorundadır. Ve fakat bu farklı olan bölüm başlıklarının tamamı, her biri ana başlıkla ilintili olmalı ya da ana başlığı içermeliler. Ne olarak içermeliler? Kısmen içermeliler. Bakın, işte her bir bölüme kısım diyeceğiz. Kısım. Kısmen içermeliler. Demek ki her bir bölüm ana başlığı kısmen içerir. Ve dolayısıyla ana başlıkla bir ilinti içindedir. Ana başlıkla bir alaka içinde olmak zorundadır. Birbirleriyle ayrı olacaklar, farklı olacaklar, mübayenet olacak. Fakat her biri ana başlıkla ilintili olacak. Ve birinci bölüm ikinci bölüm için, ikinci bölüm üçüncü bölüm için, üçüncü bölüm dördüncü bölüm için, varsa diğer beşinci bölümler için tersinden gidelim. Bu bölüm için, bu bölüm için, bu birinci bölüm için, bunlara da kasim denir. Kasim. Kasim. Bölen. Bölen demektir. Bölen. Yani her bir bölüm diğer bölümün böleni. Yani ana başlıktan bir bölen olarak bunu bölmüştür demektir. Dolayısıyla bu mübayenetten hareket ederek böyle bir daire çizebiliriz. Bu dairemiz maksem olsun. Bunu böleceğiz. Bu küme, bunu böleceğiz. Şimdi bunu böldüğümüzde mübayenet içinde böleceğiz. Bunu bu kadar böleceğiz, bunu bu kadar böleceğiz, bunu şu kadar böleceğiz. Bir mübayenet, bir farklılık olacak. Hepsi ana başlıkla ilintili ama bir mübayenet olacak. Ve bunların her birinin iki adı var. Bir kısımdır, çünkü maksemin bir parçasıdır.
İki, bunlara A, B, C, D diyelim. A parantez içi B, C, D'nin bölenidir. Keza B de böyle. B, A, C, D'nin bölenidir. Keza C de A, B ve D'nin bölenidir. Matematiksel olarak yazarsak böyledir. Şimdi buradan hareketle görüyoruz ki taksim son derece önemlidir. Bir akademik yazı yazdığımızda şu gördüğünüz şema bir kitabın bölümleri olarak size örnek vermeye çalıştım. Bu şemayı aynı zamanda bir makale olarak da düşünebilirsiniz, bir tebliğ olarak da düşünebilirsiniz. Uzun metrajlı ya da kısa metrajlı herhangi bir yazı için bunları düşünebilirsiniz. Ama bu özelliği taşımak zorundadır. Şimdi dikkat buyurunuz. Burada bir bölüm vardı. Rengi değiştirerek vurgulayalım, daha net görünmesini sağlayalım. Şöyle. Şimdi bu bölümü de bölebilirsiniz. A, B, C'ye böldük bakın. Sonra bu A'yı da bölebiliriz. 1, 2, 3, en sayıda bölebiliriz. Demek ki her bir kısım aynı zamanda bir maksemdir. Bir maksemdir. Yani bölünmeye elverişli, bölünmeye müsait, bölünebilir bir durum arz eder. Böyle olunca biz herhangi bir yazıda sınırsız sayıda bölme işlemi yapabiliriz. Yeter ki bu bölme işlemimiz ifade etmeye çalıştığım özelliklere uygun olarak yapılabilsin. Böyle yapıldığı sürece taksim çok yararlıdır, çok faydalıdır. Özellikle akademisyen adaylarımızın bunu mutlaka bilmeleri ve yazdıkları yazıda bir konuyu düşündüklerinde bunu dikkate almaları zorunludur. Akademik araştırmalar dersimizde de zaten hocalarımızın kısmen bir akademik yazı nasıl yazılır diye size öğretmeye çalıştıkları dersin mantık içeriği budur. Mantıksal içerik budur. Şimdi burada bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir maksemi kısımlarına böleceğiz. Böleceğiz. Peki bunu neyi esas alarak yapacağız? Neyi esas alarak bu bölme işlemini yapacağız? İşte buna da esasut taksim denir. Esasut taksim. Yani bir şeyi bölmenin esası, ilkesi, maksim de diyoruz bazen biz buna. Sinin kesresiyle. Esasut taksimdir. Yani neyi esas alarak efendim bölüyoruz? Bölmeye esas aldığımız şey nedir? Mesela mantık ilmini neden 5 bölüme böldük? Esas aldığımız şey nedir? Çünkü mantık ilmi küllilerle ilgilenen bir ilim dalıdır. Öyleyse küllilerle ilgilenen bir ilim dalı olmak bakımından esasut taksim hem birinci bölümün hem ikinci bölümün hem üçüncü hem dördüncü hem de beşinci bölümün ortak esasıdır. Ortak bölenidir. Yani esasut taksim hem A'nın hem B'nin hem D'nin hem de C'nin ortak paylaştıkları ortak paylaşım noktasıdır. İşte bu ortak paylaşım noktası mantıki bütünlük dediğimiz yazıda ve makalede ya da kitapta mantık bütünlüğünü sağlar. Mantıksal bütünlüğü ortaya koyar. Dolayısıyla esasut taksimi iyi belirlemeden bir konuyu ana başlık ve alt başlıklara bölemezsiniz. Yine kitapta göreceğimiz üzere, metinde okuyacağımız, orada göreceğimiz üzere, mesela diyelim ki elimizde bir
kümemiz var, maksimumumuz var. Bu efendim atıyorum x kümesi olsun. X kümemiz var. Bunu böleceğiz. Şimdi bunu öyle bölmeliyiz ki bunun bölümlerinin üzerine bir ek bölme ilave edilememelidir. İşte buna taksimin cami mani şartı denir. Tanımda vardı ya, mani. Taksimin cami ve mani. Yani taksim diyelim ki mantık ilmi kaç bölümden oluşuyor? 5 bölüm. Altıncısı olmamalıdır. İşte 5 bölümse 5 bölüm olmalıdır. Buna cami denir. 5 bölümünü içeriyor. Diyelim ki bu 5 bölümdü de artı buna gereksiz bir 6. bölüm ilave ettik. Şimdi burada mani şartı kayboldu. Niye? 6. bir gereksiz bölüm işin içine girdi. Bu nedenle taksim konusunda yapmış olduğumuz taksimin cami ve mani olma özelliği üzerinden de bir test edilebilirlik yönü var. Yapmış olduğumuz bölümlemenin tamamını kapsıyor mu? Evet, cami özelliği okey. Cami gerçekleşmişse mani de gerçekleşmiş demektir. Çünkü hariçte bir şey kalmamışsa hariçten bir şey de girmemiş demektir. Manidir. Dolayısıyla ama öyle durumlar olur ki camidir. Mesela bunun diyelim ki 9 bölümden oluyor. 9'unda camidir ama artı 2 daha girmiştir. Olabilir. İşte bunu engellemesi lazım. Mani şartı bunun için lazım. Bu mani bunu dışarı atacak. 9'a indirecek. Cami ve mani şartıyla taksimimiz doğru bir taksim olarak gerçekleşmiş olacak. Şimdi bu ifade etmeye çalıştığım durumun akademik hayat açısından ne kadar önemli olduğunu siz değerli öğrencilerimin ve akademisyen adaylarımızın takdir edeceklerini ümit ediyorum. Şimdi bu konuşmuş olduklarımız size bir genel anlamda mantıkta taksim nedir konusunu ifade etmek bakımından bir fikir verdiğini düşünüyorum. Bir iki örnek vereceğim, hemen derse metni okumaya geçeceğim. Bunun üzerinden metni daha rahat ve hızlı okuma imkanımız da olacak inşallah. Dolayısıyla taksim, dikkat edin, gördüğünüz üzere bir tanım ve tariften daha ziyade bir resimdir, bir şekildir, bir formdur ama yararlı bir formdur. Her ne kadar bir şeyi tanımlamasa da tanımlamasına yardımcı bir formdur. Bu nedenle bizim geleneğimizde Farabi gibi, İbn Sina gibi ünlü mantıkçılarımız taksim konusuna yer vererek bunun yararlı ve faydalı olduğuna değinmeyi ihmal etmemişlerdir. Ama daha katı meşai geleneğe sahip olanlar ise taksim konusunu tarifin bir bölümü olarak görmediklerinden hiç yer vermemişlerdir. Mesela Farabi'nin rengi değiştirelim. Ruhu şad olsun. İhsa'ul ulum. Bu son derece önemli. İlimlerin sayımı. İlimlerin sayımı ne demek? Kaç tane ilim var demektir. Yani ilim kaç sınıftan, kaç gruptan oluşuyor demektir. Bakın bu bir taksimdir. Yani ihsa'ul ulum Farabi'de, ihsa taksimdir. Okuduğunuz zaman da zaten içerisinde bunu gayet net bir şekilde göreceksiniz. İlimleri tasnif ediyor. Tasnifle ilişkisinden de bahsedeceğim birazdan. Dolayısıyla taksimdir. Taksimdir. Mesela bizim YouTube derslerimizde eğer ilgileniyor ve izliyorsanız Cabiri merhumun Arabaklı'nı bakın, Arabaklı
Arabaklı üçtür. Beyani, irfani, burhanidir diye taksim etti bakın. Sonra bunların altlarını dolduracak, onları da taksim edecek vesaire yapacak. Bir projenin adı. Arap aklını ele alıyorsunuz ve Arap aklını üç farklı akıl olarak. Bakın mübayenet, farklılıklar var. Hepsinin, bakın mübayenet, beyani, irfani, burhani. Farklı mı? Evet. Üçe böldük mü? Evet. Cami mi? Evet. Mani mi? Evet. Dördüncüsü yok çünkü. Peki esas-ı taksimi nedir? Akıldır. Çünkü üçünde de ortak metin, ortak sözcük akıldır. Üçü de akıl. Esas-ı taksim akıldır. Şimdi bütün bu ön bilgilerden sonra metnimize dönebiliriz diye düşünüyorum. Metnimize dönelim. Evet, değerli arkadaşlar. El-kısmetu taksim. Tarifuha. Taksim ne demektir? Taksimden ne anlamalıyız? Şimdi bunu anlatacak bize. Kısmetu şey'i, bir şeyin, onları vurgulayalım görsel olarak, güzel oluyor. Evet, bir şeyin bölümlenmesi, taksimi. Tecziyetuhu ve tefrikuhu ila umurin mutebayinetin. Bakın, az önce zat-ı hallerinizle paylaşmaya çalıştığımız hususları burada tanımda görüyoruz. Neymiş? Tecziyetuhu, bir şeyi, bakın bu şey, altında da hemen geldi, maksemdir. Bakın, maksem, bölünecek olan şeydir. Tecziyetuhu, bakın parçalarını ayırdık, kısımlarını ayırdık. Tefrikuhu, bakın farklı kısımlara ayırdık, farklı. Bu farklılığı vurgulayacak. İlâ umurin mutebâyine, bakın mutebâyine olacak. Yani kısımlar birbirlerinden farklı olacak. Aynı şey olmayacak. Tanımda da gördüğünüz gibi, az önceki şemada size izah ettiğim hususu burada bize tanım olarak veriyor. Demek ki bir şeyin taksimi demek, onun birbirinden mübayin farklı parçalarına ayrıştırılması demekmiş. Ve yüsemme şey'u, bu şey, yani bu şekilde bir işleme tabi tutulan şey, şu şey, bu şey ne olarak isimlenirmiş? Maksemen maksem diyor. Demek ki bizim parçalarını ayırdığımız, farklı mubayin durumlara ayırmış olduğumuz şeyin adı maksemdir. Ve kullu vahidin minel umur elleti in kaseme ileyha, bakın bu umur, kısımlarına ayrılan bu umurun her biri, şunlar her biri, bakın kısmen kısım diye isimlendirilir. Az önce şemada göstermiştik. Demek ki bu maksemin umuru muhtelifeye, umuru mütebayineye ayrıştırılması suretiyle ortaya çıkan her bir kısım, şöyle gösterelim, görsel olarak düşünmeyelim. Şöyle böldük değil mi? Farklı olması için böyle bölüyoruz. A, B, C, D. Bunların her biri kısımdır. Evet. Tareten bil kıyası ila nefsil maksemi. Bakın, kısım diye isim verilir. Her bir parçasına kısım denir. Neye kıyasla? Bölünen şeyin, maksemin bizzat kendisine kıyasla. Yani şu A, B, C ve D'nin her birinin adı niye kısımdır? Çünkü bu X kümesinin bir elemanıdır. X kümesinin bir elemanı olduğu için, X kümesinin bir elemanı olmak bakımından A'da, B'de, C'de, D'de hepsi nedir? Kısım. Peki, ve kasimen, bakın, ve kasimen, kasimen diye isim alırlar. Bunu konuşmuştuk. Bunların her birinin adı kısımdı, aynı zamanda kasimdi. Peki, neye kasim diyorduk? Kasimen uhra,
Bir başka açıdan da kasimen diye isim verilir. Bil kıyas ila gayrihi. Bakın ila gayrihi. Minel aksam. Bölünen, maksemi bölen parçalardan geri kalanlarına kıyasla da ne denirmiş? Kasim denirmiş. Bunu konuşmuştuk. Bir kere daha vurgulayalım müsaadenizle. Son derece önemli olduğu için iyice anlaşılmasını istiyorum. Şuraya yazıyorum. Şema karışmasın diye. Şimdi A maksemin kısmıdır. Bu makseme yani kümeye kısmıdır. X'in. Bakın X'in kısmıdır. X'e kıyasla kısımdır. Peki A kasimdir. Kime kıyasla? B. C ve D'ye kıyasla. Peki bunların hepsi de öyle. B kısımdır. Kümeye kıyasla B. Kasimdir A'ya, C'ye, D'ye. Konuşmuştuk ilahir. Demek ki müellif bize taksimin ne olduğunu tanımlarken, dikkat edin, sizin dikkatinizi çekmiştir mutlaka ama çekmeyenler için de ben müsaadenizle çekmiş olayım. Yine taksim yaparak bakın tanımlıyor. Taksimi taksim yaparak, bölerek tanımlıyor. Taksimi taksimle yapıyor. Onun için Amidi İhkam'ın girişinde Gazali'ye ilmin tanımı taksimle de yapılır demesine itiraz ederek taksimle yapılmaz. Taksim bir tanım yöntemi olarak görülemez diye itiraz eder Amidi. Şimdi dolayısıyla bir taksimden hareketle bunu yapıyor. Ve diyor ki فَاِذَا قَسَمْنَا الْعِلْمَ bakın örnek veriyor. Mesela ilmi parçalarına bölüyoruz. Ne olarak? Bunu vurgulayalım daha iyi görünsün diye başka bir renkle vurgulayalım. Mesela ila tasavvur, tasavvuri olana ve tasdik, tasdiki olana olacak şekilde ilmi ne yapıyoruz? İkiye bölüyoruz. Bakın ilim ikiye bölündü. İlim A tasavvuridir, B tasdikidir diye ikiye bölündü. Bakın. Şimdi maksemimiz ne? İlim, maksem. Tasavvur, tasdik ne? Kısım. Peki dikkat veriniz. Hem tasavvur hem tasdik birbirlerine kıyasla nedir? Kasimdir. Bakın kasimdir. Diyor ki فَاِذَا قَسَمْنَا الْعِلْمَ اِلَى تَصَوُّرٍ وَتَصْدِيقٍ mesela örnek olarak ilmi tasavvuri ve tasdiki olarak bölecek olursak فَالْعِلْمُ maksem ilim maksemdir. İlim maksemdir. Yani böldüğümüz şey bölünen ilimdir. وَالتَّصَوُرُ tasavvur nedir? قِسْمٌ مِنَ الْعِلْمِ ilimden bir kısımdır. قِسْمٌ مِنَ الْعِلْمِ bakın kısımdır. Ama neyin? İlmin bir kısmıdır. وَقَسِيمٌ kasim, kasim olan ne? Tasavvur. Tasavvur aynı zamanda kasimdir. Ne için? لِتَصْدِيق diğer kısma nispetle. Diğer kısım neydi? Tasdikti. وَهَاكَذَا تَصْدِيقُ قِسْمٌ tasdik de bir kısımdır, ilmin kısmıdır. Bakın. Kasimun kasimdir neyin? Tasavvurun. Tasavvurun kasimidir. Biraz daha net bir şemayla gösterelim. Bunun çok iyi anlaşılmasını istiyorum değerli arkadaşlar. Konu çok önemli, çok önemsediğim bir konudur. Öğrencilerimin de çok iyi öğrenmelerini istiyorum. İlim ikidir. Tasavvuri olan var. Tasdiki olan var. Bunlar daha önce konuşmuştuk zaten değil mi? Evet. Şimdi ilmi ikiye böldük. Tasavvur kısım mıdır? Evet. Tasdik kısım mıdır? Evet. Neyin kısmı? İkisi de ilmin kısmı. Zaten oradan böldük. Peki tasavvur kasim midir? Evet. Neyin kasimidir? Tasdikin. Tasdik kasim midir? Evet. Neyin kasimidir? Tasavvurinin. Demek ki bölünen parçalar birbirlerine kasim oluyor. Parçalar bölündükleri kümeye bütüne nispeten de kısım oluyor. Bunu az önce tahtada da ifade etmiştim. Bu tanımdı yani. Müellif bize buraya kadar bir tarif yaptı. Tarif. Tarifi neyle yaptı? Kısmet yani taksimle yaptı. Yani tarifu taksimi bir taksim olmuş oldu. Onun için önemli usulcüler ve mantıkçılar kısmı bölmeyi bir tanım olarak görmezler. Ama yararlı bir şey olarak hepsi görür. Çok yararlıdır. Şimdi gelelim, bakın ne kadar önemli bir yere geldik. Diyor ki,
Bölmenin yöntemi nedir? Nasıl böleceğiz? Demek ki bölmenin bir yöntemi var. Az önce tahtada şemada göstermeye çalıştım. Gelişi güzel bölemiyoruz. Gelin şu elmayı bölelim. Mesela. Diyelim oturuyoruz. Bir tane elma var. Bölelim. Adam dörde böldü. Bundan ne anlarız? Dört dilime böldü. Demek ki dört kişiler. Herkese birer dilim düşsün diye dörde böldü. Şimdi burada esas-ı taksim nedir? Usul, bakın, yöntem. Neye dayanarak böldü? Dört kişiydiler, dört kişiye birer dilim düşsün diye böldü. Peki bundan elma dört dilimdir sonucu çıkar mı? Hayır. Bu bir amaca, bir gayeye yönelik bir parçalamaydı. Ve dört eşit parçaya bölündüğü için de bu taksime de girmez ayrıca. Mantıklı gördüğümüzde. Çünkü eşit parçalara mümkün olduğunca böyle. Demek oluyor ki bizim işlediğimiz anlamda üzerinde durduğumuz çerçevede bir taksimden söz edeceksek bunun nesi olmalıdır? Bir yöntemi olmalıdır. İşte bu yöntemi şimdi bize verecek. Ve bakın diyor ki, bu yöntemi bize veriyor ve diyor ki bir bütünü, bir maksemi böldüğümüzde bunun mutlaka bir amacı, bir sonucu, sonuç, semere, faydası olmalıdır. Yani böldüğümüzde konu daha iyi anlaşılmalıdır. Şimdi buradan da şu sonucu çıkaralım. Mefhumu muhalif diyoruz biz buna, usulde biliyorsunuz. Şu sonucu çıkaralım. Elimizde bir başlık var. Başlık. Genelde mesela gazetelerde gündelik okuduğumuz, günlük okuduğumuz köşe yazıları böyledir. Bir başlık vardır, altında metin vardır. Eğer bir başlık bölünemeden yazılabiliyorsa, bölünmesi yararsızdır, zararlıdır ve taksime girmez. Taksim bir amaca, bir sonuca, bir faydaya matuf olmalıdır. La budde min semara, bir netice, bir sonuç elde etmeliyiz taksim yaptığımızda. Diyor ki la tahsunul kısme, bölme işlemi güzel olmaz ya da anlamlı, manidar olmaz. Ne zaman? İlla izâ kâne, ancak olduğunda. Bir koşulu var. Şöyle olduğunda bölme el kısme anlamlı, değerli, yerinde ve hoş olur, güzel olur. Ne olduğunda? Lit taksim, bakın, bölme, parçalama. Semaratun nafiatun fi garadil mukassim. Mukassimi unuttuk. Mukassim de biziz. Bölen. Bölüyoruz ya, bölen kişi. Kim bölüyorsa, bölenin bir garazı var, bir amacı var. Bölme işlemi, taksim işlemi yapanın amacına faydalı, yararlı olması durumunda ancak söz konusu olur. Demek ki bir taksimin yararlı olması, güzel olması ancak bu taksim, o taksimi yapan kişinin amacına hizmet ettiğinde söz konusudur. Ne ile? Bir en tahtalifel aksam, bakın. Bunları konuşmuştuk. Böldüğü parçalar çeşitli olmalıdır. Ne konusunda? Fil mumayyizat vel ahkam el maksude. Amaçlanan hükümler ve her bir parçanın diğerine ilişkin ortaya koyduğu kendine özgü ayrıcalıkları, el mumayyizat. İtibarıyla her bir parça ne olmalıdır? Farklı olmalıdır. Örneğin usulü kısmeyi bölüyoruz. A, B, C, D diye böldük. Umur muhtelife mi? Evet, muhtelife. Her birinin mümeyyizatı olmalı ve her biri maksudun ahkamını gerçekleştirmeye hizmet etmelidir. Fî mavdi'il kısme. Bakın. Bölümleme konusunda yapılan bölmeler bölen kişinin hedefine uygun olarak
onu gerçekleştirecek şekilde yapılmalıdır. فَلَا يَحْسُنُ مِنَ النَّحْوِ Mesela bir nahiv ilmine ilişkin şu bölümleme bizim sözünü ettiğimiz anlamda gerekli, faydalı bir bölme değildir. Ne manada? En yuksemel fi'lu el mazi ilel mefhumul ayn ve meftuhiha ve meksuriha. Bakın, şimdi fiili bir nahiv ilmi açısından fiili bölüyoruz. Fiili maziyi. Fiili maziyi bölmüşüz. Mazi fiili. Neye? Madmumul ayn. Ayn harfi şöyle olan efendim işte merfu, meftuh, meksur olanlar kastediyor. Meftuh olanlar, meksur olanlar. Ayn harfi mazmum, zammeli, fethalı ve kesreli olanlar diye mazi fiili üçe bölmüşüz. Şimdi bu bir faydalı, anlamlı, bizim sözünü ettiğimiz anlamda bir bölüm değil. لِأَنَّ الْاَقْسَمْ كُلُّهَا Şimdi bu aksamın tamamı, dikkat edin, حُكْمٌ وَاحِدْ فِي عِلْمِ النَّحْيِ وَهُوَ الْبِنَى Bu fiil mazinin yapısı söz konusu olduğunda bunların tamamı tek bir madde hükmündedir. Yani böldüğünüz mazmumul ayn, meftuhul ayn, meksurul ayn diye bölümlemelerin hepsi tek bir şey hükmündedir. Yani ne demek? Bir ayrıntı vermiyor. Dolayısıyla nahvi olarak fiil maziyi böyle bölmek doğru değil. Ama kelimeye aşağıda gelecek, bölecek işte isimdir, fiildir, harftir falan diye. Bu yararlı bir bölmedir. Ama burada hepsi de bölünen açısından kullu haleha hukmun vahid. Bölünen şeyin ve bölen kimsenin garazı ve amacı açısından bir tek şey hükmündeyse o zaman bu bizim sözünü ettiğimiz hoş bir bölme olmayacak. Bu birinci koşuldu. Bir değildi. Bir sonucu, bir semeresi, bir amacı olacak. Bölmenin bir gayesi olacak. İki. لَابُدَّ مِنْ تَبَيُّنِ الْاَقْسَامِ Bundan bahsetmiştim. A, B, C, D en sayıda kısımlar, bunların her biri bir kısım, birbirlerinden tebayün, farklı olacaklar. Beyani akıl, burhani akıl, irfani akıl gibi. İsim, fiil, harf gibi. Bunlar arasında bir tebayün olmazsa, mübayenet olmazsa taksim sayılmaz. Örneğin matematikte 20 bölü 2 10'dur. Bu ne demek? 20'nin içinde 10 tane 2 artı 2 artı 2 artı 2 var demektir. Bu bir taksim mi? Hayır. Matematiksel taksim. Mantıklı bizim için taksim değil. Neden? Çünkü bu ikilerin hepsi birbirine eşittir. Mübayenet yok aralarında. Mübayenet olmadığı için bu matematikteki bölme bizim ilgilendiğimiz bölme değildir. Mübayenet olması zorunda. Düşünsene bir kitap yazıyorsunuz. 100 bölüm, 100'ü de aynı bölüm. Kitabın adı Ahmet Keleş'in Hayatı. Birinci bölüm Ahmet Keleş'in Hayatı. İkinci bölüm Ahmet Keleş'in Hayatı. Üçüncü bölüm Ahmet Keleş'in Hayatı. Okuyucu kitabı Ahmet Keleş'in başına atar. Değil mi? Böyle bölümleme olmaz. La tasihul kısme, bakın. Bölümleme sahih olmaz, geçerli olmaz. İlla izâ kânetil aksam. Parçalar mutebâyineten gayre mütedâhile, bakın. Farklı olacak ve birbirlerine geçişli olmayacak. Bölelim. A, B, C, D. Böldük. Farklı mı? Evet. Gayru mutedahile olacaktır. Çok önemli bir özellik var. Özellikle tez yazımlarında, makale yazımlarında vesairede sürekli savunmalarda eleştirdiğimiz en önemli meseleyi söylüyor şimdi burada.
Mütedahil olmayacak. Diyoruz ki ya bu A'da zikrettiklerini B'de tekrar etmiştim, C'de tekrar etmiştim. Mütedahil ne demek? Tekrar olmayacak. A'da zikrettiysen bir daha B'de tekrar etmeyeceksin. Ne yapacaksın B'de? Atıfta bulunursun. A'da zikretmiştik. A'da zikredildiği üzere, B'de ele alındığı üzere, C'de detaylandırıldığı üzere falan böyle atıfta bulunacaksınız. Her defasında tekrar ettiğiniz zaman bu mütedahil olur ve bu taksime aykırıdır. Ne kadar önemli bir madde bakın. La tasihful kısmetu illa iza kanetil aksamu mutebayineten gayra mütedahile. La yastuku ahaduha ala ma sadaka aleyhil ahar. Bunu vurgulayacağım. Söylediğim şeyi gayet güzel bir biçimde ifade ediyor çünkü. Müsaadenizle. Parçalardan herhangi biri diğerinin ihtiva ettiği ma sadakını, ma sadak ihtiva ettiği muhtevasını havi olmayacak. C bunu havi olmayacak. A bunu havi olmayacak. A kendi muhtevasına, B kendi muhtevasına, C kendi muhtevasına sahip olacak. Birbirlerinin muhtevalarına tedahül olmayacak. Bir girişkenlik olmayacak. Burada tedahül var diyoruz. Burada tekrar olmuş. Olmaz diyoruz. Mesela وَاِذَا قَسَمْدَ الْمَنْصُوبِ min el esma. Mansub isimleri ayırt ediyorsun, bölüyorsun. Mef'ul, hal, temyiz, zarf, böyle böldük. Bakın. Fahadet taksimu batılun. Bakın. Bu batıl bir taksimdir. Neden? Li enne zarf min aksamil mef'ul. Mef'ulün aksamındandır. Şimdi mef'ulün aksamındadır. Fela yekunu kasimen lehu. Ne demek kasimen lehu? Ne kadar önemli bir cümle. Ne kadar önemli bir şey söyledi. Şunların hiçbirisi zarfın kasimi değil. Kasim neydi? Aralarında ortak bir durumun olmasıydı. Esas-ı taksim olacaktı. Burada söz konusu değil. Öyleyse yukarıda tanımı bize verirken, taksim konusunu işlerken neden kısım demenin, kasim demenin ayrıntılarına girdiğimiz şimdi daha netleşti. Sadece A, B, C, D olarak bölmek yetmiyor. Sadece tedahülün olmaması yetmiyor. Aynı zamanda A'nın, B'nin, D'nin, C'nin birbirlerine kasim olmaları da şarttır. Kasim olmaları gerekiyor. Yani bir esas-ı taksim açısından birbirleriyle ortak bir şeyi paylaşıyor olmalılar. Bir ortak paydaya, bir ortak bölene de sahip olmaları lazım. Bu olmazsa olmaz. Son derece önemli. Üç, bakın geldik ayrıca söyleyecek esasul kısme. Neyi esas alarak bölüyoruz? Bölüme esas aldığımız şey nedir? Yecibu en, bakın. Yecibu en tüessesel kısme. Bölme, taksim işlemi temellendirilmesi zorunludur. Zorunludur. Temellenme. Yani bir şeyi esas almak. Ne üzere ama? Ala esasin vahidin. Bakın ne kadar yine. Ala esasin vahid. Şimdi yukarıda söylediğimi daha iyi anlamanızı sağlayacak bakımdan tekrar A, B, C yazıyorum. A, B, C. Ve en sayıda kısmetlerimiz var. Bunların hepsi elemanı olsun X'in. Evet, X'in kısımlarıdır ve elemanlarıdır. Şimdi öyle bir kasimimiz var ki bunun ona öyle kasimi var ki bunların hepsinde ortak tek bir esas söz konusu olmalı. İşte A'yı, B'yi, C'yi, D'yi birbirine kasim yapan bu esastır. Ey yecibu en yulahaza fil maksem. Bakın. Düşünülmesi maksemde, bölünen şeyde düşünülmesi zorunludur. Ne cihetun vahidetun. Bölünecek şeyde bir tek yön, bir cihet düşünülmelidir. Ne itibarla bi itibariha bu ciheti vahide yekunu taksim bölmeyi gerçekleştirmesi bakımından. Bu maksemi bütünü
bölmeyi gerçekleştirmesi bakımından, gerçekleştirecek olması bakımından bir ortak cihet olması lazımdır. Feiza kasemna mesela kutubel mektube, tüm yazılı kitapları böleceğiz. Bölelim. Diyor ki fela bütte en nuessise taksimeha, bu yazılı kitapları böldüğümüzde ona nuessise bir esas, ortak bir temel koymak zorundayız. İmma ala esasil ulum el funun, ya bu esas ilimler ve sanatlar şeklinde, birinde ilim, birinde sanat olmak üzere, bakın ilim esastır, esasut taksimdir. Sanat, funun esasut taksimdir. Bütün yazılı kitapları ilmi kitaplar ve sanatsal kitaplar diye böldük, bakın. İlim o bölme girenlerin hepsinin esasu taksimidir. Funun da sanat kitapları içine girenlerin tamamının esasu taksimidir. Bu olmak zorundadır. Bunu koymalıyız. Fela budde en nuessise taksimaha imma ala esasil ulum vel funun ev ala esma'il muellifin, ya da müellif adlarıyla yaparız. Burada da ne oldu? Müellif adı esas taksim oldu. Neyi esas alarak taksim ediyoruz? Mesela biz hadis kitaplarına ayrı ediyoruz. Bu müsnettir, bu mucemdir, bu camidir, bu sünendir, bu musanneftir diye taksim ediyoruz. Her ne kadar bu taksimlerde sorun olduğunu son zamandaki yapılan bilimsel çalışmalar ortaya koyduysa da gene de böyle bir taksim yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Çünkü bu esas taksimde rivayetlerin kitapta yer alışlarına göre, rivayetlerin kitapta yer alışı. Bakın esas taksim neymiş? Rivayetin kitapta yer alması esas üzerine yapılıyor. Ya da ev ala esmail kutup. İşte bakın fihristi okuyoruz, dalgası inceliyoruz değil mi? Orada eserleri, müellifleri ad üzerinden, kitap adları üzerinden ya da işte kitapların isimleri üzerinden bulabiliyoruz. Bunlar da bir esas-ı taksimdir. Peki dört, az önce söylemiştim. Bakın dört. Cami amaniya. Yani öyle keyfen bölmüyoruz. Böldüğümüzde diyeceğiz ki bu beş tanedir, beştir. Altıncısı yok. Mesela size bir test çalıştınız. Savunmadasınız. Hoca diyor ki bence bu üç bölüm yetersiz olmuş. Bu dörde bölünmeliydi. Bir bölüm de şu olmalıydı diyor mesela. Ne oldu? Sizi ne yönden eleştirdi? Sizin teziniz cami özelliği taşımıyor dedi. Cami değil. Yani bir bölüm dışarıda kalmış dedi eleştiren hoca. Bir bölümünüz eksik diyor. Ya da diyor ki siz dört bölüm yapmışsınız. Bence şu dördüncü bölüme gerek yoktu. Bu ikinci bölümün içinde de anlatılabilirdi. Çoktur. Burada da mani yanıyla sizi eleştiriyor. Yani fazladan bir şey dahil olmuş. Gerek yok. Dört değil, üç olacaktır. Demek ki taksim öyle bir şey ki bir bütünü böldüğümüzde dörtse bu beş olamamalı. Dört olmalı. Ve dörtse içine bir beşincisi hariçten girememeli. Buna da engel olmalı. Mesela diyoruz ki sen, atıyorum, Ahmet Keleş'in hadisçiliğini çalıştın diyelim. Bölüm bir şu, bölüm iki şu, bölüm üç şu, bölüm dört. Abdal geleneği, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş geleneğinin türküleriyle de ilgilenir, çalıp söylerdi. Bölüm 5. Ne alaka? Ne alaka? Değil mi? Bu taksim olmadı. Şimdi bu taksime göre benim YouTube kanalımda da bölümlenmesinde bir sorun var gibi görünüyor. Değil mi şöyle bakarsak? Niye? Akademik dersler hepsi. Akademik rehberlik dersleri. Müziğin ne işi var? Ama bu Ahmet Keleş YouTube kanalı olduğu için Ahmet Keleş'in akademik rehberlik dersleriyle birlikte
başka meşguliyetlerini de kapsıyor. Esası taksimimizde biraz farklılıklar var. Onu da koyalım dedik. Çünkü öğrenciler merak ediyor hocam. Saz çalıyormuşsunuz, türkü söylüyormuşsunuz. Onları da bir dinlesek falan diye. İyi al buyurun dinleyin. Bana bir daha sınıfta bize saz çal, türkü söyle demeyin diye. Onu da oraya koyduk. Biraz sizi dinlendirsin diye bunlara girdim. Hem de konumuzla ilgili bir örnek olsun diye. Evet. Demek ki camiye mania olmalı. Öyle keyfen bölmüyoruz. Böldüğümüzde dikkat etmemiz gerekiyor. Yecibu fil kısme bir bölme işleminde gereklidir, zorundur. En yekune bakın olması neyin? Bölme işleminin olması zorundur. Mecmu'ul aksam yekunun ismi bu. En yekune mecmu'ul aksam parçaların tamamı. Kaç tane ise? Bir, iki, üç, dört. En sayıda parçalar var. Kaç tane ise? Bunların tamamı müsaviyen lil maksem. Bakın. Bölünen makseme nispetle eşit olmalı. Hocam eşit olmayacak demiştiniz. Ondan bahsetmiyoruz. O eşitlikten değil. Ya hepsi aynı bütünün parçaları olmalı. Hepsi aynı bütünün parçaları olacak. Başka bütün ayda olmayacak. O zaman fetekunu camiaten maniaten. İşte o zaman camiaten maniaten olur. Bedel olarak ya da haber olarak okuyorum. Camiaten ev camiatun li cemii ma yumkin en yedhule fihi min el aksam. Cami olur li cemii ma yumkin tüm mümkün parçaları kendisinde topladığı için. Hangi mümkün parçaları? En yedhule fihi bu makseme bölünen fihi, makseme raci. O maksemde bölünebilecek. Tüm parçaları topladığı için minel aksamın beyanidir. Bu cemi parçalar. Tüm parçaları mümkün olabilecek. Tüm parçaları topladığı için. Ey hasireten hasiretün leha. Evet. Bir eksiksiz, bir fazlasız. Topladığı için. Dahil olanları dahil edip, hariç olanları hariç tuttuğu için. Dahil olanlar, hariç olanlar. Gerçekleştiği için işte bu camiye mania olur. La yeşuddu minha şey'un. Bu toplanan, cami olarak toplanan, cem edilen bütünden herhangi bir şey hariç kalmamalıdır. Kalmamalıdır. Yani dışarıda bir şey kalmamalıdır. Hepsini toplamalıdır. Maniaten mania olur. An duhuli gayri aksamihi fihi. O bütüne, kümeye ait olmayan herhangi bir elemanın, herhangi bir parçanın duhulüne de izin vermemelidir. Yani efradını cami, ayarını mani. Şimdi bir şey böyle olduğunda tanım oluyor muydu? Tanımın şartıydı. Evet, bu yönüyle bir taksim cami ve mani özelliğini taşıyorsa tanımdan kabul edilir demiş alimlerimiz. Yararlıdır ve kabul edilebilir demiş. Ve taksim konusuna çok önem veren özellikle İran bölgesi mantıkçıları eserlerinde bu konuyu çok detaylı inceler. Ve müellifimiz de Havza bölgesi müelliflerinden ve müderrislerinden olduğu için görüyorsunuz taksim meselesini ne kadar güzel ve detaylı bir biçimde ele alıp incelemiş. Çok harika gerçekten. Kitapta en beğendiğim bölümlerden birisi bu olmuş. Peki şimdi enva'ul kısme geldik.
bölmenin çeşitlerine. Niye böyle oldu? Daha düzgün uygulamak istiyorum müsaadenizle. Az kaldı, yorulduğunuzu biliyorum. Efendim. Diyor ki bölmenin iki temel çeşidi vardır. El kısmetu nev'an esasiyen. Kısmet iki çeşittir. Yani bölme iki çeşittir. Şimdi görelim. El evvelu kısmetul kul ila eczaihi. Bir küllün daha önce küllü ve külliyi, cüz ve cüz'i konuşmuştuk biliyorsunuz ama önemli. Burada da yine gelecek. Ev ya da el kısmet tabi'iyye. Bu tabi'iyye diye çok kullanılıyor maalesef. Özellikle de Arap olmayanların eserlerinde bu kullanılıyor. Tabi'iyye değil de bu tab'iyye oldu. Tab'iyye. Tabi'i ile tab'i başkadır. Tabi'i olan tabiata uygun olan demektir. Tabiat demektir. Burada kastedilen tabiatı itibarlı bir örnekten bahsediyor. Tabi'i değil. Tab olma. El kısme tab'iyye olması lazım. Kelimeyi düzeltelim. Örneğin mesela burada da göreceğiz mesela. Ke kısmetilme suyu parçalarına bölüyoruz. Tabi'i olarak değil bakın. Tab olarak bölüyoruz. Tabiat olarak bölüyoruz. Mahiyet olarak. İla unsureyn bakın. İki unsura. El oksijin ve el hidrojin. Bakın. H2O'ya. Evet, H2O'ya bölüyoruz. Ve ke kısmetil habr, mürekkebi bölüyoruz. İla ma ve madde mulevvene mesela. Mürekkebi de sıvı, su, sıvı artı renk, boya. Etti mürekkep. Bölüyoruz. Demek ki bu örneklerimiz neden küldü? Objeydi çünkü. Obje, nesne. Su bir nesnedir, mürekkep bir nesnedir. Küldü. Bakın. Yani el kül et tabak. Kül olanı. Kül olanı böldük. Aşağıda farklı küllüye gelecek çünkü. Evet. Nesnel olanın bölümünü gördük. Nesnel olan. Şimdi bakın geldik nereye? Kısmetül külli bakın. Kısmetül külli ila cüz'iyyati. Aralarında kül külliden, cüz cüz'iden farklıydı. Dolayısıyla burada da bu farka dikkat çekmemiz gerekiyor. Yani tekim çekeceğiz. Bakın külliğinin cüz'ilerine parçalarına bölünmesinden söyleyecek. Ya da diğer bir ifadeyle el-mantıkiyye. El-mantıkiyye. Bu mantıkiyyeden kastetti külli olandır. Çünkü mantık küllilerle ilgileniyor dedik ya yukarıda da. Dolayısıyla küllilerle ilgilendiği için bunu söylüyor. Mesela ke kısmetil mufret. Bakın müfret. Müfredi bölüyoruz mantıki olarak. Müfret. Külli bir lafızdır. Ve ila ismin ve fi'lin ve harfin. Diye böldük. Şimdi çok önemli bir şey söyleyecek paragrafa ünlem koyuyorum. Okuyalım. Bu birinci ve ikinci maddeye ihtiyacı olursa karşılaştıralım. وَتَمْتَازُ الْقِسْمَةُ الْمَنْتِقِيَّ عَنِ التَّبْعِيَّ Tabi'yi siliyorum. Tabi'ye. Tabi olan ile mantıki olan bölme birbirinden ayrılır. اَنَّ الْاَقْسَامَ فِي الْمَنْتِقِيَّ Mantıki parçalarda yecuzu hamluha alel maksem ve halmul maksem aleyha. Şimdi burayı vurgulamam lazım müsaadenizle. Bunu daha önce size anlatmıştım. Kül ve külli farkında anlatmıştım. Şimdi daha net hatırlayacaksınız. Dolayısıyla mantıki olan yani şöyle yazalım.
külli olanı, külli olanla kül olan. Külli mantıkıydı, kül de tabiiydi. Bunları diyor birbirlerine şöyle ayırabiliriz. Bölen, bakın bölünen ve bölen parça. Bunlar birbirlerine diyor yüklem olabilirler. Örnek verecek, birbirlerine yüklem olabilirler. Ama diğeri olamaz. Yani kül cüz'üne yüklem olamaz. Külli olur da o olmaz. Bakın, fenekulu şöyle diyebiliriz. Fenekulu diyebiliriz ki, el ismu mufredun, bakın. Müfred külli miydi? Evet. Yazalım, külli. İsim onun parçası mı? Kısmet mi? Evet. Bakın. Külli. Müfred maksem mi? Evet. Bölünen. İsim bölen mi? Evet. Bakın. Parça bu cüz'idir. İsim cüz'idir. Cüz'i özne oldu. Külli mahmul oldu. Bakın. Yüklem oldu. Bu mantıki olan da olur da diğerinde olmaz. Şimdi göreceğiz. Ve hâzel müfred. Bakın. Bu müfred ismin. Bakın bu defa da müfred özne isim yüklem oldu. Bakın. Mantık açısından söylüyorum. Bu özne yüklemi. Bakın. Külli özne oldu, isim yüklem oldu. Bu küllidir, bu da cüz'idir. Daha önce konuşmuştuk bunları, hatırlayacaksınız. Ve la yecuzul hamlu, yüklem yapılması doğru olmaz. Fit tab'iyye, nesnel olanda bu olmaz, külde olmaz. Yani külde bunu yapamayız. Fe la yecuzu en tekule, şöyle diyemezsiniz. El beytu ev, bakın ev küldür, ev küldür. Nesnedir, objedir. Sakfun, ev tavandır diyemezsin. Ev cidarun, duvar diyemezsin. Ya da tersinden cidarı özne yapıp beyti yüklem yapamazsın. Ne öyle yapabilirsin ne böyle yapılır. İkisi de olmaz. Biraz uzayacak ama siz bölerek dinleyin lütfen. Çünkü ben bu dersi bitireceğim. Bu dersten sonra önermeler bahsine geçeceğiz. Biraz ara vereceğim. Çünkü acil göndermem gereken makalelerim var. Dersin sonunda da söyleyeceğim inşallah. Bir 10 gün falan sizden izin isteyeceğim. 10 günlük bir derse ara vermeyi düşünüyorum. Onun için müsaadenizle bu dersleri bitireyim. Bir de konu bütünlüğü olması bakımından önemli. Şartul kısme el mantıkiyye. Mantıki bölmenin şartı. Şimdi burada neden böyle bir şey söyledi? Çünkü önemli bir şey var. Mantıki önermede ileride aksi olarak bunları göreceğiz. Şimdi özne yüklem ilişkisinde bunlar birbirlerini yerine döndürülebiliyor. Bu önemli bir şeydir. Ama tabii de bunu yapamıyoruz. Külde bu olmuyor. Mantıki de oluyor bu. Diyor ki la budde fil kısme el mantıkiye min fardı cihetin vahidetin camiatin fil maksem teşterik fihel aksam ve bisebebiha yasihul hamlu beynel maksem vel aksam. Buraya kadar okumuş olduğumuz cümleyi yukarıda konuştuk zaten. Diyor ki mantıki bir bölmede efendim tek bir cihetin gerekliliği ne açıdan? Toplayıcı olması, kapsayıcı olması bakımından fil maksem bölünende gereklidir. Ve bu ciheti vahide, gerekli olan bu ciheti vahide teşteriku ortaktır. Esastan bahsettik ya, esas taksimden. Fiha bu bölme işleminde el aksam tüm o bölünenin parçalarında ortaktırlar. Bu neden gereklidir ve bir sebebi ha, bunun sebebi gerekliliği nedeni yasihul hamlu yüklem olması sahih olduğundan, geçerli olduğundan. Neyle? Beynel maksem bölünen de bölenler arasında öznelik yüklemlik ilişkisi kurulmasının sahihliği ve geçerliği nedeniyle. Kema la budde min fardı ciheti iftirakin fil aksam ala veçin yekun li kulli kısmin cihetin teba cihetin tubayunu cihetel kısme lahar ve illa lema sahat el kısme bu fardil aksam. Bir ayrıntı ve önemli bir tembih olduğu için ona tembih diyelim.
size bir tembihte bulunduğu için bu ibareleri söylüyor. Tıpkı gerekliliği gibi. Bu gerekliliği anladık değil mi? Yukarıda söylemiştik. Yani külli cüz'ine, cüz'ide külliye özne yüklem ilişkisi içinde bir bağlantı kurulabiliyor. Sebebini arz etmiştik. Tıpkı gerekliliği gibi. Neden? Min fard-ı cihetin iftirakın. Bakın. Bir farklılık yönünün de gerekliliği. Bir iştirak yön, bir müştereklik esası taksim var. Her parçada bunu buluyoruz. Bir taraftan her parçada eşdeğer olarak var olan bir esas-ı taksimimiz var. Bir taraftan da her bir parça diğerinden cihet-i iftirak yönüyle tebayün diyecek şurada bakın. Cihet ayrılmakta ve farklılaşmaktadır. Nerede? O bütünden böldüğümüz parçalarda. Ne üzere ala veçin yekunu bu veçi oluyor. Likulli kısmin her bir kısımda cihetün bir yön olarak var oluyor. Öyle bir yön ki tuba yönü farklılık arz ediyor. Cihetel kısmil ahar. Diğer kısımlardan farklılık arz ediyor. Hemen yazıyorum. A, B, C, D, en sayıda maksemimiz var. Maksemi böldük. A kısımdır, B kısımdır, C kısımdır, D kısımdır. Bir taraftan bunların hepsinde ortak olan bir esas taksim olacak, ortak yön olacak. Bir taraftan da bunların hepsinde farklılıklar olacak. Farklı bir yön olacak. İşte bu şarttır. Böyle olduğu zaman ancak özneyi yüklem, yüklemi özne yapabiliyoruz. Dikkat edin. Bu öyle bir farklılık ki parçaların A'nın B'den, C'nin D'den tamamen farklılıkları, aykırıkları, mübayenetleridir ki bu cihet itibariyle her bir kısım diğerinden tubayin ayrılır. Eğer böyle olmasaydı, şayet böyle olmazsa lema sahhat, sahih olmaz, geçerli olmaz. El kısme sözün ettiğimiz mantıki taksim geçerli olmaz. Evet. Başka ne geçerli olmaz? Ve fardul aksam, aksamın bölmenin gerekliliği, lüzumu da sahih olmaz. Yani bir anlamı kalmadı. Niye böldük ki? Çünkü sözünü ettiğimiz şartlar gerçekleşmediği için. Peki efendim, buraya kadar sözünü etmiş olduğumuz bu son derece önemli bölmenin kalıpları var mı? Kaç kalıbı? Esalib el-kısme. Ne yönleriyle bölüyoruz? Nasıl bölüyoruz? Bunların da üzerinde birazdan duracak. Ve ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Diyor ki müellif, biraz daha rengi değiştirelim. Li-ecli en naksime şey'e kısmeten sahihaten. Biz herhangi bir şeyi, bu maksem biliyorsunuz, geçerli şekilde böleceksek, geçerli parçalarına böleceksek, geçerli bölebilmemiz için la budde, mutlaka gereklidir. Ne gereklidir? Min istifai cemii ma lehu min el aksam. O böldüğümüz bütün tüm parçalarının kapsaması, yani cami olması zorunludur. İstifa hasıraten gelmiş. Bakın hemen yakın aslında. Bimana en tekun el kısme hasıraten li cemii cüz'iyatihi ev eczaihi. Ve lizalike üsluban. İşte bunun olması için iki üslup lazım. İki yöntem, iki kalıbımız var. Bir, iki diye bunu sayacak. Az önce zikretmiştik bunları. Demek ki geçerli bir taksim olması için bu taksimin bölünen bütünün parçalarının cami mani
ilkesini taşıması gerekiyor. Hepsine hasredilmiş olması lazım. Hepsini toplayıcı, kapsayıcı olması lazım. Şimdi o zaman burada bakın bize çok önemli bir şey söyleyecek. Bir, bölmenin asgarisi nedir? İkidir. Tarikatul kısme es-sunaiye. Bunun mantığını izah etmem gerekiyor müsaadenizle. Şimdi elimizde bir bütün var. X. Bir bütün. Bütün ne demek? Tek demektir. Bölmeye kaç olarak başlayabiliriz? İki. Bakın sünayiye. İkili bölme. İkili bölme yönü. İkili bölme yönü. İkili bölme yapacağız. Peki. Yapalım. Ve çok önemli şeyler konuşacağız. Dikkatinizi istirham ediyorum. Ve siz buraları dinlenerek dinleyin bir zahmet. Vahiyye bu ikili bölme yöntemi nedir? Tarikatü terdid beynen nefi vel isbat. Bunları bir vurgulayın müsaadenizle. Ayrı renkler olarak vurgulayacağım. Bu nefi, olumsuzlama, olumsuzluk ve olumluluk. Yani icabi ve selbilik. Olumluluk ve olumsuzluk arasında bir tekrardan, bir gelgitten ibarettir. Tarikatü terdid bir gelgittir, tekrardır. Ne arasında gidip geliyor? Nefi ve ispat. Peki o zaman bir bütünü neye göre böldük? İspat ve nefi olarak böldük. Yani olumlu, olumsuz olarak böldük. Olumluları bir toplayacağız, olumsuzları bir toplayacağız. Demek ki ikili en genel taksimi üzerineymiş, olumlu, olumsuz üzerine. Birinci, en genel. Mesela olumlu yönleri, olumsuz yönleri. وَالنَّفْيُ وَالْاِثْبَاتِ Olumsuzluk ve olumluluk. وَهُمَا Dikkat duyunuz buraya, çok önemli. اَنَّقِضَانِ Çelişik iki sözcüktür. Demek ki nefi ve ispat çelişiktir. Nefi ve ispat çelişiktir. Eğer nefi ve ispat çelişik ise, yani şöyle diyelim, A ispat B'de nefi olsun. A B'nin çelişiği olduğunda la yertefi'an birbirlerinden ayrılamazlar. Yani dikkat duyunuz. A olmaksızın B'den, B olmaksızın A'dan söz edemeyiz. La yertefi'an demek. Birbirlerinden ayrılamazlar. Peki birbirlerinden ayrılamazlar. Bu felsefede aynı zamanda dikotomi diyoruz buna. Bunun üçüncü bir C şıkkının imkansızlığı demektir bu. Ve la yekune ey la yekunu lehuma bu çelişik olanların kısmun salisun üçüncü bir kısmı yoktur. Yani bir C şıkkı muhaldir. Üçüncü şıkkın imkansızlığı meselesinde olduğu gibi. Ve la yectemi'an bunlar bir araya da gelemezler. Yani bir şey hem olumlu aynı zamanda da olumsuz olabilir mi? Hayır. Bir şey aynı zamanda olumsuz, aynı zamanda olumlu olabilir mi? Hayır. O zaman bir araya da gelemez. Ama ayrılamaz da. Neden ayrılamaz? Çünkü olumlu olmadan olumsuzu, olumsuz olmadan olumluyu anlayamayız. Yani bu da şu demektir. Bir araya gelemezler şu demektir. La yekunan kısmen vahiden. Onları birleştirip A artı 1, A artı B eşittir C yapamayız. Toplayamayız. Bunlar C'de bütünleşemez. Kısım olamaz. Tek bir kısım olamaz. Yani A'yı B'ye, B'yi A'ya indirgeyemeyiz. Fela mahalete tekunu hâzihi
El kısme sunayiye. Bunun zorunlu bir ikili bölme olduğu açıktır. Değil mi? Fela mahalete. Kuşkusuz ki bu durum hadihi tekunu el kısme sunayiye. İkili bir bölmedir. Şurayı bitireyim. Önemli bir hususun üzerinde duracağım. Ey bunun anlamıştır. Leyse leha ekser min kısmeyn. Onun ikiden daha fazla bölünme imkanı söz konusu değildir. En fazla ikiye bölünme. Ve tekunu bu bölünme nedir? Bu efendim kısme sünayiye hasireten camiaten maniaten. Tekunu el kısme sünayiye hasireten camiaten maniatendir. Yani ne üç olabilir ne teke inebilir. Bunun anlamı. İkidir, ikilidir. Bir, tek olamaz. İki, üçe çıkamaz. Ketaksimin alil hayvan, canlıyı bölüyoruz. İlâ natık ve gayrı natık. Canlıyı akıl sahibi ve akıl sahibi olmayan diye böyle iyi bir bölme değil. Misallerinde sorun var üstadım, müellifin. Böyle pek iyi bir misal değildi bu. Yani hem aynı zamanda akıl sahibi hem aynı zamanda akılsız gibi gayrı natık olmuş ama iş canlılar üzerinden olunca pek sağlıklı bir şey olmamış. Verdiğimiz nefi ispat daha iyi bir örnekti. Şimdi değerli izleyenler, müsaadenizle burada önemli bir hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Çok son derece önemli bir durum. Dersin sonlarına doğru geldi. Gerçi yoruldunuz ama olsun. Siz dinlenerek dinleyebildiğiniz için bir ara verip çay kahve içip dinlendikten sonra dinlediğinizi varsayıyorum. Çoğu akademisyenlerimizin de zaman zaman karıştırabildiği, dikkat edilmediğinde ciddi mantıksal sorunlarla karşı karşıya gelmemize neden olan iki son derece önemli mantıki terimimiz, kavramımız var. Bunlardan galiba bu derslerde değil de daha önceki mantık derslerimizde bir kısım değerli öğrencilerimizle bu konuları konuşmuştuk. İçinizde izleyenler ve o derslere katılmış olanlar varsa hatırlayacaksınız. Yüz yüze yaptığımız derslerdi bunlar sanıyorum. Bunlardan biri zıtlık, ikincisi de çelişik olma kavramlarıdır. Her çelişik olan bir zıtlığı mutlaka içerir. Örneğin, olumlu, olumsuz. Üzerinde duracağım. İspat, nefi, nefi. Bunlar aynı zamanda zıttır zaten birbirlerine. Bu nedenle kimi mantıkçılarımız ve özellikle filozoflardan, felsefecilerimiz ispat ve nefi zıtlık içeren kavramlar mıdır? Çelişik kavramlar mıdır tartışması çok yapılmıştır. Biz de felsefe okumalarımızda bunların üzerinde duracağız. Müellif bunu çelişiğe örnek verdiği için çelişik olarak görelim biz de. Çelişik olarak görelim. Dolayısıyla bu çelişik olmanın şartlarını konuştuk. Bire indirilemez, birleştirilemez. La yeştemiyan, bunları iyi öğrenelim. La yeştemiyan. Bu kavramlar bizim mantığın en önemli kavramlardır. Birleşemezler. La yertefian. Ayrılamazlardı. Dikotomiktir. Ayrılamazlardı. Peki la yeştemian ve la yertefian olma özelliği neyindir? Çelişiklik özelliğidir. Çelişki özelliği.
Peki zıtlık? Siyah beyaz. Bakın. Zıtlık. Her çelişik olan bir zıtlık içerir de ama her zıtlık çelişki içermez. Siyah beyazın çelişiği değildir. Zıttıdır ama çelişiği değildir. Onun için la yectemiandır. Birleşmezler. Bakın çelişiğin bir özelliği var. Birleşmezler. Birleşemezler. Hem siyah bir şey hem siyah hem beyaz olur mu? Hayır, birleşemezler. Ama ayrılabilirler mi? Evet, yertefian. Ayrılabilirler. Bir şey beyaz orada beyaz olur, öbür yerde siyah olur. Ya da kırmızı olur ve sarı olur, mavi olur. Bakın, 3'e, 4'e, 5'e, 10'a sayısız renklere çıktı. Ama çelişkide 3'e çıkaramıyorduk. Dolayısıyla gündelik hayatta dikkat etmeksizin birbirinin yerine kullandığımız çelişik ve zıtlık kavramları konu bilimsel akademik alan olduğunda son derece dikkat gerektiren bir hususa dönüşür. Bu zıttır dediğimizde sonuçlarıyla bu bir çelişkidir dediğimiz sonuçları aynı değildir. İşte bu açıdan müellifin bu konulara girmesi ve bu detaylar vermesi son derece yararlıydı. Sümme yumkin en nestemirra fil kısme. Biz aynı şekilde bu bölme işlemine devam edebiliriz. Fenukassim ve böleriz. Tarafen nef, bakın. Olumsuzluğu böleriz. Ev tarafel isbat, olumluluğu da bölebiliriz. Ya da ev kileyhima, her ikisini birlikte hem olumluyu hem olumsuzu ikiye bölebiliriz. İla tarafein isbat ve nef. Olumlu ve olumsuz olarak bölebiliriz. Yani elimizde isbat. Şuraya yazayım. Burası biraz daha geniş müsaadenizle. İspat, nef diye çelişik iki kavramımız var mı? Evet. Peki bunları da olumlu olumsuz olarak ikişere bölebiliriz. Sonra bunları da yine ikişere bölebiliriz. Ama dikkat edin hep ikiye bölüyoruz. Niye? Aslı çelişik olduğu için ancak hepsini ikiye bölerek gidebiliriz. Sünaidir. İkili bölünür. Hep ikiye bölerek gideriz. Sümme hazihil atraf, sonra bu bölümler, bölümlemeler, etraf, böldüğümüz taraflar, el ahira, son olarak yaptığımız nefi ispatı tekrar böldüğümüzdeki bu son olarak yapmış olduğumuz bölümlemeler yecuz, caizdir. Caizdir. En tecealeha, bunların her birerlerini senin yapman caizdir. Eydan maksemen, bakın. Tekrar bir bölünen yapman caizdir. Mümkün. Bakın biz böyle yaptık. Bu şunlar maksemdi. Bakın bunları da bölünen yaptık. Bir iki diye böldük. Bir, iki. Onları da tekrar böldük. Bakın. Ve taksimuha eydan beynel isbatı ve nefi. Yine tekrar ispat ve nefi parçalaman bölmen de caizdir benim. Ve hakeza tezhebu ila ma şi'et. İstediğin yere kadar gidebilirsin. Yani şunları da ikiye bölebilirsin. Bunları da ikiye bölersin. İstediğin kadar bölebilirsin. En tuksime parçalamaya devam edersin. İza kânet hunake, burada
Femaratun minet taksim, yeter ki bu bölmenin, parçalamanın bir faidesi söz konusu olsun. Faide söz konusu olduğu sürece bunların hepsini ikili 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 ila nihayet istediğin kadar bölmeye devam edebilirsin diyor. Mesela, bakın mesela, İza aratte taksimel kelime, kelimeyi bölmek istiyorsun. Diyorsun ki bir, el kelimetü tenkasim, bu misal çok güzel bir misal. Buna dikkat edelim. Konunun net anlaşılmasına katkı sağlaması bakımından gerçekten çok güzel bir örnek. Müellifin en başarılı örneklerinden birisi bu. Fetekul şöyle dersin. Dersin ki el kelimetü kelime, rengi değiştirelim biraz, çok monoton oldu. El kelime kelime tenkasimu ila, bakın ayrılır. Neye? Ma delle ala zat, ala zat. Şahsa delalet eden ile ve gayruhu etmeyen olarak ayrılır. Şahsa delalet eden olunca müsbet oldu mu? İspat. Etmeyen olunca menfi, nefi oldu mu? Evet. İsim el kelime kelime bir şahsa delalet eder. Delalet ettiği için müsbet, olumlu, ispat. Şahsa delalet etmez, etmez yönü öne çıktı. Bakın, eder, etmez. Sünayi ikili. Etmeyenler olarak neye böldük? İspat ve nefi olarak ikiye böldük. İspat ve nefi. Ve tarafun nef, bakın iki. Ve tarafun nef, yani el gayr, zata delalet etmeyenler tekrar ikiye ayrılacak. İlâ mâ delle alez zemân, zamana delalet edenler ve gayruhu, zamana delalet etmeyenler. Zamana delalet edenler ispat ve nefi oldu mu? Bakın. Her birini ne olarak yine bölüyoruz? İspat ve nefi. İspat ve nefi. İlâ nihaya bölüyoruz ama tüm bölmelerimiz ispat ve nefi, ispat ve nefi diye bölüyoruz. Böylece فَتَحْسُلُ لَنَا سَلَاسَةُ اَكْسَامُ, böylece bizim için kelimenin üç kısma ayrıldığı sonucu ortaya çıkar. Ama ikili bir bölmeyle yaptık bunu. İspat ve nefi üzerinden yaptık. Kelime üçtür, isim, fiil, harf demedik. Mâ delle alezzâ, zata delalet eden müsbetti, ispattı, ve huve el isim. Ve mâ delle alezzeman, zamana delalet eden, ve huve el fi'al. Ve mâ lem yedul alezzât ve zeman, ne zata ne zamana delalet eden, o da el harfu harftir. Evet, umarım anlaşılmıştır. Yani sünai ikili bölme, çelişiği üzerinden yaptığımız, çelişiklik üzerinden yapmış olduğumuz bölmeler, gördüğünüz gibi nefi ispat olmak şekliyle neredeyse sonsuza kadar bölebilirsiniz diyor. Bitti. Çok az bir kısım kaldı. Onu da okuyalım, bitirelim. Tarikatul kısme et tafsiliye, detaylı bölmenin yolları. İkiliydi. İki, detaylı bölmenin yolları. Şimdi bazen makale falan okuyoruz. Başlık atmış mesela müellif. Bir başlık var. X başlığı. Demiş ki x nokta bir, bir başlık daha koymuş. Başka yok. Eğer x nokta iki de diyemez, demeyecekseniz şunu, şu başlığı atamazsınız. Şu başlığı atamazsınız. X nokta bir dediğiniz zaman x nokta ikisi gelmesi lazım. Üçü gelmeyebilir. Ama en az ikiye bölmek zorundasınız. İkiye bölmeyecekseniz o zaman hiç başlık koymuyorsunuz. Bu tek başlıktır. Tek başlık üzerinde anlatıyorsunuz. Yani bir başlık, tek alt başlığa bölünmez. Tek alt başlığa bölünmez. Adı üstünde bölme olmaz çünkü. Bir bölme olmaz. Gördünüz mü ne kadar yazımla ilgili önemli bir bahis okuduk?
Çok son derece önemli. Benim yazmalar konusunda ve efendim makaleler, tebliğler, seminerler, tezler konusundaki öğrencilerim bilirler. Hassasiyetim bu taksim, tasnif ve sınıflandırma konusuna olan ilgim açısından son derece hassastır. Onun için hiç gözümden bir şey kaçmaz. Hemen görürüm ve uyarırım. Bak, bu olmamış. Böyle bölemezsin. Şöyle olmaz falan derim her zaman. Peki. وَذَٰلِكَ Böylece Evet. Şuna baktım da cevabı. لَوْ اَرَتَّيَ Bunu da muhatap olarak okuyalım. O zaman çünkü başka türlü de okuyabilirdik. وَذَٰلِكَ بِاَنْ تُقْسِمَ الشَّيْءَ ya da taksime şey'e de okuyabiliriz. Bir şeyi parçalarına ayırman iptidaen ilk olarak bir şeyi kısımlarına ayırman ila cemii aksamihil mahsura o şeyin kısımlar olarak kapsayacaklarının tamamına yani bu şey şöyle bir küme olsun ne kadara bölünebilme istidadına sahip imkana sahip mahsura öncelikli olarak böyle bir şey böleceksek bu anlamda İşte diyor yapman gereken وَذَٰلِكَ بِاَنْ تَقْسِمَ الشَّيْءَ اِبْتِدَاءً اِلَى جَمِيعَ اَقْسَامِهِ الْمَحْصُورَ O şeyi kapsayabileceği tüm parçalarına bölmendir. İbtidaen yapman gereken budur. Bir şeyi mümkün ne kadar parçaya bölünebiliyorsa ona bölmendir. Eğer şayet لَوْ اَرَتَّ En taksimel külliye, bakın külliyi bölüyorsun. Ne olarak? Nev'i, cins, fasıl, hasa, araza. Bakın beş tümel. Neydi? Külliydi. Külliğinin sınıflarıydı. Bir, nevi. İki, cins. Üç, fasıl. Dört, hasa. Beş, arazam. Bunun ilk üçü neydi? Zatiydi. Diğer ikisi neydi? Arazi. Bakın, taksim ediyoruz. Esas taksimler zaten. İşte diyor, وَذَٰلِكَ بِاَنْ تَقْسِمَ الشَّيْءَ Bir şeyi bölümlere ayırman, اِلَى جَمِيعِ اَقْسَامِهِ الْمَحْصُورَ kapsamına girecek tüm bölümlerine ayırman olarak olmalıdır. İptidai olarak. Yani en öncelikli demek bu. İptidaien. En öncelikli bölme mahsurasına bütün parçalarını kapsayacak biçimde bölmedir. Farklı da bölebiliriz. Ama öncelikli hedef böyle olmalıdır. Örneğin şayet şu küllileri bölmede olduğu gibi kemalev aratte em taksimel külliye ila nev'in ve cinsin ve faslin ve hasse ve aradiyam böyle böldüğümüz gibi. Bakın mahsura mı? Evet. Altıncısı var mı? Hayır. Böyle böldüğümüz gibi. İşte tafsili bölmede böyle oldu. Nasıl tafsili bölme? Bakın 3, 4, 5, 10, 50, 100, 1000 istediğin kadar bölebilirsin. Yeter ki ne olsun? Camia, mahsura ve mania olsun. Şart bu. Şartlarını gördük. Bu da tarih-ül kısme ve tafsiliye. Değerli
İsteyenler, sevgili öğrencilerim, çok şükür mantık bahsimizin en önemli konusu olan bir bölüme, dördüncü bölüme, önermeler ve önermelerle ilgili ilkelere, kurallara, hükümlere geldik. El-kataya ve ahkamuha. İnşallah bir 10 günlük aradan sonra makalelerimi inşallah o arada toplarım. Zaten yazılı son gözden geçireceğim, son halini vereceğim durumdaki yazılarım var. Bu Temmuz sonu Ağustos içinde teslim etmem gerekiyor. Onları bitirdikten sonra inşallah dersi hemen yapar yüklerim ve haberdar olursunuz. Zaten izleyicilerimin kanala abone olduklarını biliyorum. Onlar haberdar oluyorlardır. Haberiniz olur. Size mesaj gelir. Kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Efendim, bu uzun ve yorucu dersi sabırla takip edip beni dinleme lütfunda ve nezaketinde bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Sağlıcakla, afiyetle kalın inşallah.